Şimdi bizim yaylaların zamanı, uçar daldan dala kuş dolu dolu. Temizdir havası, soğuktur suyu, soğuk sularını iç dolu dolu. Canım bizim eller, ne güzeldi bizim köyler aman. Soğuk sularını iç dolu dolu. Canım bizim eller, ne güzeldi bizim köyler aman. Köyler aman, gurbet yollarında göç dolu dolu. Canım bizim eller, ne güzeldi bizim köyler aman. Çok kıymetli köylerim, çok değerli misafirler, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Sıla'da piknik şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler yönetim olarak bugün sizleri daha iyi bir şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şimdi Hoca Efendi'yi buraya davet ediyorum. İbrahim Hoca Kur'an-ı Kerim okunmasıyla şenliğimiz başlayacak. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Muhterem davetlerimiz, kıymetli köylerimiz, Çaliköy Derneği pikniğine hoş geldiniz. Pikniğimiz dün köyümüz eşrafından Hüsnü Bedir'in vefat etmesi dolayısıyla üzgünüz tabii ki. Akrabalarına başsağlığı diliyorum. Merhume Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onun için kendilerine bir Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz ve Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه
İnna Allah ma'as-sabirin. Ve la tegulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bel ahya'u ve lakin la teş'urun. Ve lenebluvennekum bi şey'in min el havfi vel cu'i ve naqsin min el emvali vel enfus. من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا رحيم وعفو عنا يا كريم وغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bu okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu şeriflerine hediyeledik vasıl ile Rabbim. Yine bundan hasıl olan sevabı
sahabenin, tabiinin, ulemanın, şühedanın İslam'a hizmeti dokunmuş bir cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediyeledik. Onlara da vasıl eyle Rabbi. Burada amin diyen cemaatin üstünlüğünün geçmişlerinin ruhlarına hediyeledik. Onlara da vasıl eyle Rabbi. Yine bu Kur'an-ı Kerim'in okunmasına vesile olan Hüsnü Bedir kardeşimizin ruhlarına hediyeledik. Vasıl eyle Rabbi. Başta Hüsnü Bedir kardeşimiz olmak üzere bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabirlerini purnur eyle ya Rabbi. Cennetinle cemalinle cümlemizi müşerref eyle ya Rabbi. Amel defteri sağ tarafından verilenlerden eyle ya Rabbel Alemin. Makamlarını âli, mekanlarını cennet eyle ya Rabbel Alemin. Sevgili peygamberimize komşu, şefaatine den aile eyle ya Rabbi. Cümlemizin dualarını kabul eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi her türlü beladan, musibetten, afattan, depremden sen muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Dualarımızı ve tekabbeli ya Rabbi habi kabulün haserin ayet-i kelimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Sayın Fatih Çelik aramızda. Kendisine hoş geldin diyorum. Thank you.
hemşehrimiz Malatyalı, sahnelerin güçlü sesi Yıldız Oğan şu an aramızda. Kendisine bir alkış istiyorum lütfen. Bir alkış istiyorum kendisine. Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada hepiniz hoş geldiniz efendim. Böyle güler yüzlü bir köy pikniğinde yer almaktan gerçekten büyük bir keyif duyuyorum. Tabii ki bu arada Zara Belediye Başkanımız Fatih Çelik efendim. Hoş geldiniz. Kendisiyle burada olmakta tabii büyük bir şeref duyuyoruz efendim. Bakalım. Hakkı siz ne deyiniz? Şöyle gelin verin ama değil mi? Başkanım, bu etkinlikte emeği geçen dernek yönetimi ve köy muhtarlık heyetine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçmiş Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Biz de bu yörenin insanıyız, Korkutluyuz. Dolayısıyla
Çaylı Köyü, Korkut Köyü, civar köylerimiz olsun. Kızıl Kalesi, Dipsiz Gölü, Karahasan'ı, Alişan Ağlı birçok köy olarak burada bir bütün birlik ve beraberlik içerisinde tarihte atalarımız, dedelerimiz, bugün de bizler birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürüyoruz. Bu tip etkinliklerin, kaynaşmanın, dostlukların ve birleşmelerin etkinliği. Dolayısıyla dernek başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Gurbetten gelip burada böyle güzel organizasyonları gerçekleştirerek bizleri sizlerle buluşturuyorlar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Şimdi sahneye değerli büyüğümüz Sayın Yusuf Büyük Müsteşarımız selamlama konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sizlerden alkış rica ediyorum. Kıymetli belediye başkanım, değerli dernek başkanımız, muhtarlarımız, uzaktan yakından gelen kıymetli misafirlerimiz, değerli köylülerimiz, her yıl geleneksel olarak yapılan Çaylı Köyü pikniğine uzaktan yakından gelen tüm kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Henüz yolcu ettiğimiz Kurban Bayramı'nın birlik beraberlik içerisinde geçmiş olması, sevgi saygının artmış olması ayrıca da bir övünç meselesi oldu. Bu açıdan organizasyonda emeği geçen, bizleri uzun zamandır görmediğimiz komşularımızla, akrabalarımızla bir araya getiren, başta dernek başkanımız olmak üzere tüm yönetimine, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Mehmet Bey'i sahneye davet ediyoruz. Kendisi Kızılırmak Dernekler Federasyon Başkanı. Sağ olsun aramıza teşrif etti. Bizleri şereflendirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla sahneye davet ediyorum. Çok teşekkürler. Sayın Protokol, çok kıymetli misafirler, saygıdeğer hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepsinizi Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulum adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu programı düzenleyen dernek başkanımıza, köy muhtarımıza ve değerli ekiplerine özellikle ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir birlik, beraberlik, örnek bir program. Geçesine de katılmıştık. Hakikaten Çaylı Köyü bu işi çok güzel yapıyor. Biz de özellikle katılmak istiyoruz her sene. Sağ olsunlar davet ediyorlar. Biz de icabet ediyoruz. Çok güzel şekilde de karşılanıyoruz, yolcu ediliyoruz. Bundan dolayı da tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sevdam sevdam ağaç.
yarışan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu yönetimde. Başkanım. Geçen, başkanım. Başkanım. 5 lirada başlatıyor. Köyümüzün şimdi hayırlı olsun öncelikten. Ben de 7 bin lira diyorum. Teşekkür ediyoruz. Hep emeğin gücü. 10 bin lira diyorum. Evet, biraz yavaş gidiyoruz. Mert abi. 12 bin. Teşekkür ediyoruz. Evet, Mehmet Akbut. 13 bin lira. 10. Elif Ordan 16. 16. Geldi. Tamam. Sen. 20 bin. İsa Akbut 20 bin. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben de 20 bin diyorum. Nurban Akbut teşekkür ediyoruz. 20 bin. Esra. Abi bunlar para saymayı bilmiyor. Sayı saymayı bilmiyor. Abi sen yaşamadın. Ne dediler lan? 21. 22 diyor. Yani 22 diyor. 23.500. Evet. Ömer Bey teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yine de şimdi hayırlı olsun. Burada bırakıyoruz. Evet, Kızay abi. 27.000. Teşekkür ediyoruz. 3-5 dedin ya abi. Teşekkür ediyoruz. Evet, Kenan abi. Sendeyiz. Niye daha hayırlı olsun abi. 2500 lira çekiyorum. Hayırlı olsun. Peki, Kenan abi çok teşekkür ediyoruz. Niye daha bir başla dedik başlayalım. Niye daha bir 70 bin lira. 70 bin lira. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler bütün kaplanlara, bağışta bulunanlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Davuzlu ekibimiz geldi mi? Çal. Davuzlu ekibimiz. Thank you.
sevgili izleyicilerimiz, tabii Zara Çaylı Köyü Derneği'nin geleneksel kır gezisindeyiz, pikniğindeyiz. Tabii her köyde olduğu gibi ağalık yarışması vardır. Bugün de burada birçok bey davet edilirken iki tane bayan medeni cesaretiyle geldiler, koltuğa oturdular ve bir miktarda aktardılar. Ondan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum bu güzel cesaretinden dolayı. Tabii dernek yönetimi de bu güzel hazırlıklarını yapmışlar. Herhalde niyetlerine bir ağa adayları hanımefendi olacağını hissediyorlardı. Ama yine bir beyefendi aldı. Bir dahaki seneye nasip olursa diyelim. Önce sizleri bir tanıyalım. İsmi Han Çetin. Köyümüzün, derneğimizin, pikniğinin bu seneki ağalık yarışmasına bizler de hani oturduk. Bizlerin oturmasının sebebi seneye inşallah diğer arkadaşlarımız da inşallah katılırlar. Biz örnek olalım. Yani ben diyorum, konuştuğum diyorum, kızıyım adam farkını Ziya Yüksel'in hanımıyım. Mustafa'nın annesiyim, Kamuran'ın annesiyim. Yüksel ailesini, Etcen ailesini teşekkür ederim. Yani başkanımın, başkanın tarafını teşekkür ediyorum. Tabii ki başkan tarafı, amcamın torunu başkan. Ha, ondan dolayı. Tabii Ötcan ailesine diyorum, teşekkür ederim bu işi yaptığı için. Ha. Ya. Gördüğün gibi çok güzel gidiyor, fakat bugün dün bir cenazemiz oldu. Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Amin. Ama cenaze sahiplerinin rızasıyla biz bu pikniği daha önce 6 ay önceden hazırlanmış bir piknikti. Onların rızasıyla pikniğimizi yaptık. Kazası belası da akşam ettik çok şükür. Herhangi bir sıkıntımız yok. Pikniğimiz de güzel geçtiğini düşünüyorum. Takdiri sizlere bırakıyorum. Siz nasıl gördünüz onu da bilmiyorum. İzleyicilere bırakalım, evet. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Köy pikniğine misafir olarak geldik, hoş bulduk. Başkanımız sağ olsun bizi misafir etti. Birlik, beraberlik güzel şey. Herkesin yapması gereken şey. Biz de bu güzel günde burada bulunduk, başkanımızın misafiri olduk. Mehmet Özcan başkanıma teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hem bedensel hem zihinsel engelli, %100 engelli. Çok şükür Rabbime ki böyle bir evladımız var. Allah'a şükür. Aynen, çok şükür. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizler de Vizyon 58 olarak her zaman yanımızdasınız. Bizler de bu piknik vesilesiyle her yıl memleketimizi görmüş oluyoruz. Geçmişlerimizin mezarlarını ziyaret etmiş oluyoruz. Tabii gönül ister ki çocuklarımız da buranın daha yeşil, daha gezilebilir, daha ormanlık bir alan olmasını istiyorlar. Elimizden geldiğince biz kendi arazimize, bahçemize meyve ağaçları, çam ağaçları dikiyoruz, dikmeye devam ediyoruz. Ben bu vesileyle tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizlerin sesini duyurulması ve bu etkinliklerin çoğalması, insanların teşvik edilmesi anlamında gerçekten sizlerin emek ve katkıları çok yüksek. O yüzden ben Vizyon 58'e ve size özellikle çok teşekkür ediyorum ve sizlerden de bunun yine devamını diliyorum. Özellikle... Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, bağlı dediğin kadar yaptım. Teşekkür ederim. Show.
siz de hoş geldiniz. Ben yönetim kurulundayım. İsmim Engin Güngör. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz de elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder abi. Bu köylerde çok alacağım var. Var mı? Bizim bu köylerde annemiz babamız var, alacağımız dedelerimiz var, çocukluğumuz var. Neler vermezdim diyor. Evet, o çocukluğumuz, annemiz babamızı geri almak için neler vermezdik biz bu köy için. Aynen öyle. Duygular çok buraya gelince gerçekten. Aha şu soğanı verselerdi de geçmişimizden yani. Vazgeçmeseydik. Evet. Geçmedik ama vazgeçilmek zorunda kaldık. Zorunda kaldık. Aynen öyle. Bir gün diyor bu devran nerelere döner? Döner değil mi? Döner. Çok geçmişte bazı şeyler vardı. Bu türkü de öyle diyor. Bakarsın der devran nerelere döner. Evet. Seni nereye götürdü bu türkü? Kaç yılına götürdü? Vallahi bilmiyorum. 50 yıl geri götürdü hem. Öyleler. Dağlar, taşlar. Dağlar, taşlar. Koyunlar, kuzular. Yaylalar. Yaylalar. Analar, babalar, kardeşler. Analar, babalar. Kardeşler. Nerede kaldı? Nerede kaldılar hep. İyi yana. Niye o yükelendin? He? Niye yükelendin? İşte. Onlar aklına geldi değil mi? Hep aklına geliyor. Geçmişin aklına geldi. Ama hayat böyle. Bunlar büyüyecekler, buraya gelecek. İşte. Allah soy isim neydi? Allah çoluğa çocuğa şey vermesin, zavallı vermesin. Gelce ölümünü kimseye vermesin. Amin. Adım İbrahim, soyadım Koç. 5. sınıfa gidiyorum. Vizyon 58'i izleyin. Piknik çok güzel. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Adım Gündüz Alperen, soyadım Çolak. 2013 doğumluyum. 5. sınıfa başladım. Piknik hakkında da güzel şeylerim var. Gayet iyi bir piknik bence. Herkes hayal çekiyor. Herkese tavsiye ederim gelmesini. Böyle. Yok yok, bizde ağırlık. Ağırlıktan ziyade köyümüze yardım. Demin Nihat'la da onu konuştuk. Rahmetli olanlar var. Onların hayrına yardımlar yapılıyor. Yoksa ağırlık söz konusu değil. Evet. Önemli olan köyün yardımı, işte buraya toplanması, buranın giderleri, başka ihtiyaçların giderleri. Amaç o ağırlık. Bugün benim, yarın Nihat, seneye bir başkası olur. Problem o değil. Ama yeni Hamza da hayırlı olsun tabii hayırlı ki. Olsun. Tabii, tabii ki hayırlı. Çok teşekkür ediyorum ben de Osman abi. Ama İsmet de çok ağırlığı tekrar şey yapmak istiyorsa 10 lira karına verebiliriz yani. O da bizim arkadaşımız. Tabii ki bu ağalığı yani bu sene de bize kısmet oldu. İnşallah seneye başka bir arkadaşımıza nasip olur. İsmet'in de söylediği gibi geçmişlerimizin hayrı için, ölmüşlerimiz için veya köyümüzün geleceği için bir katkı mahiyetindedir. Yoksa yani ağalık pahalık öyle bir şeyimiz de yok zaten. Benim iki tane burada kardeşim var. Beni davet ettiler. Yağlıçay köyündenim. Kışın İstanbul'da, yazın memleketimizdeyiz. Böyle bunlar güzel bir şeyler. Tabii ki bulunmak böyle bir yerde bize yakışır bir şekilde. Bu arada tabii ki bu pikniği tertipleyen, düzenleyen, emek veren, efendime söyleyeyim, gerekler dernek başkanı ve ekibine. Çünkü bu birdenbire olan bir şeyler değil. Herkes burada çayını, kahvesini içiyor. Bu arkadaşlarımız transmisyonunu yapıyor. Etkinliğe destek veriyor. Emekleri var. Gerçekten hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben de ağalarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bize hiçbir şeyden esirgemeden yardımcı oluyorlar. Ama özellikle yönetim adına konuşuyorum. Ama özellikle Mehmet abiye, benim İstanbul'dan can dostum. Bugün bizleri kırmayıp, can dostumuz, aile dostumuz. Bizleri kırmadı, bugün buraya geldi, bizleri mutlu etti. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, Vizyon 58'e de gerçekten teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Size de minnettarız. Ne dedi biliyor musun sen? Gemi gitti dedi, gemi gitti. Doğru. Bu gemi gitti. Demin de sanatçı bir şey söylüyordu. Ne diyordu? Geri gel, geri gel diyor. Diyordu. Evet. Gençlere ne diyorsun sen? Gençlere ne diyorsun? Efendim? Gençlere ne diyorsun? Gençlere mi?
Vallahi ne diyeyim, Allah Cenab-ı Allah muratlarını versin. Amin. Allah Cenab-ı Allah keder vermesin. Gençlere her zaman gençlere biz hürmetliyiz. Bizden gayrı gitmiştik biz gayrı daha. Ne olacak? Allah Cenab-ı Allah onları korusun. Onlara keder vermesin Cenab-ı Allah. Hep diyeceğim bu, ne diyeyim ben gençlere? Çok teşekkür ediyorum. Bir şey diyorum, sağ ol, Allah razı olsun.
Osman'ım öncelikle hoş geldiniz. Her dernekte bizlerle beraber oluyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle geçirmiş olduğumuz Kurban Bayramı'nın tüm köylerime, İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sıla'da piknik şölenimiz bu üçüncü oluyor. Dün bir kaybımız oldu. Allah rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize bu arada Allah rahmet eylesin. Kaybımız olduğu halde cenaze sahipleri bize izin verdiler. Onlardan da Allah razı olsun. Pikniğimizi yaptık. Kazasız belasız geçirdik. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Takdiri izleyicilere ve burada olan köylerime bırakıyorum. Çevre köyleriyle Korkut, Nasır, Adamfakı, Dipsizgöl, bunlara da buradan teşekkür ediyorum. Bizlere katılım sağlayan tüm köylerimize, ismini unuttuğum tüm köylü komşu köylerimize ve ilçemize, belediye başkanımıza, Yusuf Büyük müsteşarımıza, ona da teşekkür ediyorum. Katılımda bulunan dernek başkanlarımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Osman'ım, bütün köylerimize teşekkür ediyorum. Dernek başkanına, belediye başkanına, bütün herkes ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun. İyi bir pikniğimiz oldu. Cenab-ı Allah başla yarın her gün bir beyli olsun diyorum. Evet. Hayırlı günler sevgili izleyicilerimiz. Tabii bizler uzun yıllardır siz sevgili izleyicilerimize STK'ların içerisinde olan değerlerimizi birer birer anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bugün yine size Zara'nın Çaylı Köyü'nün 2023 yılındaki ve bayram sonrası yapmış olduğu geleneksel kır gezisinde bir yine bir değerimizi sizlerle buluşturacağız. Sevgili izleyicilerimiz, tabii bu üstündeki olan nakışlı elbiseleri ağ olaraktan sizler biliyorsunuz ama bunlar gönül ağası. Yani köyümüzdeki derneğimizin yaşaması için her yıl bir gönüllü olaraktan birisi ortaya çıkıyor. Vermiş olduğu kıymeti kendilerinde, o içerisindeki olmuş yaptığı bağışlardır. Ama genelde bu elbise de giyiliyor. Bu elbise de köyümüzde ağlar giyer. Biz de yine bugün size Zara Çaylı Köyü'nün 2023 yılındaki ağasını anlatacağız, tanıtacağız. Ne iş yapıyor, ne diyor, gönüllü içerisinde neler var diye. Biz sözü uzatmaksızın kendisine öncelikle dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı Vizyon 58 olarak bana sağladığınız için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Biz de hemen o zaman sevgili izleyicileri bekletmeyelim. Biz Nihat Öztürk'ü bir yakinen tanıyalım. Nihat Öztürk kim? Nihat Öztürk 1972 Zara Çaylıköy nüfusuna kayıtlı, 72 doğumlu, yaklaşık 36-37 yıldan beri İstanbul'da ikamet etmekteyim, yaşamaktayım. Yaklaşık 11-12 yaşında da İstanbul'a geldik. İstanbul'da yaşıyorum, evliyim, iki çocuk babasıyım. İki tane erkek çocuğum var. Maşallah. Buradan selam olsun. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Dikten sonra ne iş yapıyorsunuz? Dokuma, seccade halı dokuma üretimi yapıyorduk. Onun sonra, çıraklığını yaşadınız mı siz? Tabii ki. Çıraklıktan başladık. Ondan sonra da imalata kadar yükseldik. Onu 2011'de kapattıktan sonra da şu anki yapmış olduğum tekstil dokuma makinelerinin alım satımını yapmaktayım. Sizin yapmış olduğunuz işin sektörünüzde neresindeydiniz? Türkiye genelinde birinci mi, ikinci mi, hayır, üçüncü hayır. mi? Biraz daha amatörce diyelim, yani büyük firmalar gibi değil. Bu tabii ki. Seccade veya yolluk dediğimiz bu sektörde bu mesleği nereden şey yaptınız siz? Sizin dayınız mı vardı? Hayır, emminiz mi vardı? Hayır, değildi ama bizim büyüklerimiz ilçeden, köyden İstanbul'a geldiği zaman ilk bir iki kişi dokumaya girince diğerleri de tabii ki onu takip ediyor. Biz de o yüzden ona bulaşmış durumda olduk. Armut yani. Dibine düşer. Evet, armut dibine düşer. Evet. Yine de bereketli bir sektör olduğu kanaatindeyim. Kaç kardeşsiniz? Biz 8 kardeşiz. Erkek? 5 erkek, 3 kız. Erkeklerle mi ortaklık devam ediyor? Yok, en büyük abimle ortaklığım vardı.
Ama şu anda ben kendim yalnız yapıyorum. Hmm. Şimdi ne iş yapıyorsunuz? Şu an şeyi kapattın, imalatı kapattınız. Evet, onları kapattık zaten. 2011'de kapattık. 2011 ve 12 yılından sonra gerek yurt dışından gerekse yurt içinden aynı deminki yapmış olduğumuz üretiminiz yaptığımız makinelerin, tekstil makinelerinin ikinci el olarak alım satımını yapıyoruz. Hmm. Şu an halen devam ediyoruz. Talep var mı bu? Ya İstanbul mu? Genelde İstanbul dışında herhalde tahmin ediyorum. Hayır. Antep. Tabii Antep olur, Gaziantep, Denizli, Bursa, Uşak, yurt dışı olarak İstanbul. Yurt dışı olarak da Endonezya, Hindistan, Pakistan, Mısır, efendime söyleyeyim, Avrupa, Fransa, Belçika veya üretimi İtalya. Siz Avrupa'dan getiriyorsunuz makineyi. Tabii ikinci el olarak orada alıyoruz. Müşterimiz nerede bulursak müşterimizi oraya da İkinci satıyoruz. El niye bu kadar talep var? Sizin gibi tedarikçilerin için yani sıfırı niye de ikinci el? İkinci el talep olmasının ana sebeplerinden bir tanesi bu makinelerin sıfırının çok yüksek miktarlarda olması. Dolayısıyla hemen hemen aynı performansla çalıştığı için makineler, örnek veriyorum, yani 400 bin sıfırına vereceğime 80 bin 100 bin ikinci eline veririm, aynı üretimi alıyorum diye böyle daha talep görüyorum. Teknolojide uyuyor mu? Hani tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bilgisayarlar var, bilmem neler var. Bunlar da şu anki alınıp satılanlar da tamamen bilgisayarlıdır. Yani sizin şu anda yapmış olduğunuz işlerden bir tanesi kendi yıllardır yapmış olduğunuz üretimi, evet, çıraklığını, üretimini yapmış olduğunuz sektörde artık makine tedarikçisisiniz. Evet, makine tedarikçisi. Ve bunun da evet, doğru. Türkiye'de Ege tarafı, Doğu ve İstanbul. 5-6 tane vilayetten oluşan ama, tekstil bölgeleri. Ama ağırlıklı da yurt dışı, yurt dışı diye bahsediyorsunuz. Yurt dışı, evet, evet. Allah yolunuzu açık etsin. Ağalığın görevleri nedir? Valla ağalığın görevleri... Verip kurtarmak mı? Verip kurtaramıyorum. Önümüzdeki seneye kadar zannediyorum takip altındasın diye düşünüyorum. Ama nedir bunlardan mesela unutamayacağımız izleyicilerimizden de böyle ya bizim yöremizden olmayan insanlar var, izleyenler var. Evet, zaman zaman karşılaşıyoruz. Bu nakışların şeyi çok da farklı biliyorlar onunla oyun şeyinde. Nedir yani sizin asli göreviniz, elbiseyi bu kepi vurduğunuz zaman, nakışlı elbiseyi giyindiğiniz zaman asli evet, göreviniz ne? Paranın dışında neler var? Paranın dışında bunun tabii ki manevi bir değeri olabilir. Tabii ki manevi bir değeri olabilir veya yeni de gelen çocuklara, gençlere bir örnek olabilir. Bu bir kültür mü? Tabii. Kültür de diyebiliriz. Genellik her belki her yörede yok ama bize has bir şey bu geçmişten beri. İnşallah diğer gençlere de özenti olur. Bir dahaki sefere, bir dahaki sefere başka özenti başka arkadaşlar. Özenti derken para vermek mi özenti olur? Ya sonuçta bir hayırdır yani bu para vermek. Kimse karşılıksız para veriyorsun. Karşılıksız para veriyorsun. Demek ki yani o bölgeyi sevdiğin için, köyünün biraz daha iyi olmasını görmek istediğin için katkı sağlıyorsun. Bunun başka bir şey yok yani yoksa. Dernek başkanımıza veya sevenlere bir şey söylüyor musun? Tabii ki dernek başkanı Mehmet Özcan ve ekibine gerçekten başarılı. Sanırım bu sene ilk yıllarıydı. İki sene daha güzel vardı. De bir piknik oldu. Güzel de bir piknik oldu. Emek var. Ama cenaze ortada vardı. Ondan dolayı biraz katkırım. Evet, cenazede böyle bizim akrabamızdı. Tekrar Allah rahmet eylesin. Gerek dernek başkanı ve yönetimindeki arkadaşlarına başarılar diliyorum. İnşallah üzerine koyarak giderler diye düşünüyorum. Herkes her gelen bir taşın üzerine koyarsa biz de mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çaylı Derneği'nde zaten taşlar üst üste konmuş ki 3 katlı yer İstanbul'un evet, göbeğinde var. İnşallah. Ondan dolayı hizmet veren hepsine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür olabilir ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar Zara Haber olarak beni burada ağırladığınız için gerçekten iyi çalışmalar diliyorum ekibinize, size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Zara eski ismiyle Kömüşlük, yeni ismiyle Çaylı köyümüzün bayramın sonrası yapmış olduğu geleneksel kır gezisini son zamanlarda köyde yapıyorlar. Biz de orada bulunduk ve o bulunmamızda da bir ağamızı seçtik. Çok da güzel türkülerimiz, halaylarımız çekildi. İşte programı izlerken göreceksiniz.
Tabi orada bir ağalık yarışması oldu. Sevgili kardeşimiz Nihat Öztürk de orada ağa seçildi. Biz de dedik ki Allah nasip ederse İstanbul'daki stüdyolarımızda sizlere ağırlarız dedik. Siz de tahmin ediyorum puanı siz vereceksiniz. Nihat Bey kendini anlattı. Sektörünü anlattı, işini anlattı. Siz de ona göre puanını verirsiniz. Hoşça kalın.